Gördün mü Aliş? O kadar da kötü bir yer değilmiş. Gördüm, gördüm. Gördün. Ağzını kapat, ağzını kırarım seni. Sen fena bir yer değilmiş. İyi. Neyse de meşhur olmaya dakikalar kaldı. Senin iki tane fotoğrafını çekecekler, yordu. Çok negatifsin Ali ya. Hoş geldiniz. Merhaba, ben Selin. Hali Hanımlar annem vardı benim. Evet, içeride sizi bekliyorum. Buyurun. Buyurun. Tamam. Tamam, arayacağım seni. Tamam. Hoş geldin Selin. Çok sevindim gelmene. Hoş bulduk. Çok güzel bir yermiş burası. Sağ ol canım. Delikanlı kim? Abin mi? Erkek arkadaşım o benim. Selin'cim şimdi şu formları dolduracaksın. İçeride bir iki fotoğrafını ve videonu çekecekler. Çok güzel bir kızsın. Bence sana hemen bir şeyler çıkar. Al bakalım. Teşekkürler. Bayağı da şey sormuşlar. İlk iki sayfayı doldurma yeterli. Alo. Ne demek hastalandı? Ne yapacağız şimdi biz? Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hay Allah'ım. Tamam. Tamam, halledeceğim ben şimdi. Selin, kız sende bir şeyler var. Kısmetlisin galiba. Anlayamadım. Çok acil reklam setine senin gibi birini yollamam lazım. Ne dersin? Yok artık. Aliş, duyamadım seni. Tamam, gidelim. Tamam o zaman. Çalıyorsun, farkındasın değil mi? Tamam Mark, öyle bir şey yapmıyorum. Ya sen neyin peşindesin? Bana da anlatacaksın. Göreceksin şimdi. Adam gibi. Ne var o kasette? Bu işe karışmayı istemiyorum Nazlı seni. Öyle bir dünya yok. O kasette ne olduğunu söyleyeceksin. Ya seni ilgilendiren bir şey değil. Bunu sen istedin Savaş Efendi. Sen madem insan gibi anlatmıyorsun, ben de kendim öğrenirim. Ya niye vuruyorsun?
Hak ettin çünkü. Sen hak ettin bunu. Bir şey düzgünce söylemiyorsun ki. Her şey böyle kavga gürültü. Bakalım ne varmış kasette. Şansa bak, pili bitmiş. İyi hadi ver, anlatacağım ver. Hayır vermeyeceğim. Oyalıyorsun sen beni, anlat işte. Ya anlatacağım ver. Ya niye vereyim, iyi geç önümden. İçeride anlatırsın, ben de kalacağım. Hadi geç. Gel hadi. Oyuncular hazır mı Başakcığım? Hazır olmak üzere hocam. Ya inanabiliyor musun? Çok heyecanlıyım. Hı hı. Sen mutlu değil misin? Yani böyle çok ani olunca birden. Ama ani olması güzel tabii. Çok güzel. Şu an hayatım değişebilir, düşünsene. Ve sen yanımdasın. İyi ki yanımdasın. Hayatında başka neler değişecek acaba? Ne dedin? Duymadım. Seni çok seviyorum dedim. Ben de seni çok seviyorum. Selin değil mi? Evet. Beni takip edin. Size hemen makyaj almam lazım. Tamam. Şans için. Pardon. Selam. Merhaba. Siz de mi oyunculardan? Ha yok. Benim işim olmaz ya. Kız arkadaşım oynayacak da reklamda. Pardon. Zaten bu vücutta da olmazdı. Anlamadım. Yok ya, yanlış anlama. Senaryo gereği. Daha vücutçu kas yapmışlar bu sefer. Kardeşi reklam bu ya. Çikolata. Genç kız bir sürü çikolata tutan erkeğin arasında esas çikolata tutan erkekle öpüşüyor falan işte. Öyle oluyor. Ha, ne yapar? Ne yapar? Öpüşür mü? Evet. Reklamın finali. Kim öpüyor benim kız arkadaşımı ya? Niye öpsün lan benim kız arkadaşım? Ne reklamı lan bu? Öpüyor mu? Olmamış, şuraya gidiyoruz. Ya sen ne yapıyorsun ya, delirdin mi? Selin Hanım. Tamam, sorun yok. Kızım öpüş kokuş varmış elin kaslı adamlarıyla. Varsa var, ne yapayım? İzin vermiyorum. Ne? Tanımadığım bir adamla öpüşmene izin vermiyorum, bu kadar. Sen ne kadar moça çıktın ya? İş bu, iş. Ya hadi be oradan, işmiş yerim işini. Yarım saat önce böyle bir işin yoktu be. Ya bırak. Sen bana böyle kota koyamazsın, anlamıyor musun? Ya tanımadığın biriyle öpüşeceksin yani. Ali, ben buraya reklam çekmeye geldim. Yani sen bu kadar sıra düşünüyor olamazsın ya. Öpüşecek misin? Gerekirse öpüşürüm. Sana ne? Selin Hanım, gitmiyorsanız makyaja devam edelim mi? Geliyorum. Selin oraya girme. İzle de gör. Ne
Şimdi sana konumu atıyorum. Hemen atlayıp yanıma geliyorsun. Gelince anlatacağım, tamam mı? İşimiz var. Hadi sen çık yola. Hadi. Beni öldüren Yiğit değildi. Yani? Haluk'tu. Ne? Neden yaptırsın ki böyle bir şey? Anneme ceza kessin düşünüyorum. Deli deli konuşma Savaş. Hadi ne biliyorsun onun tepsini. Bir şey bilmiyorum. Ama elindekine ihtiyacım var, onu biliyorum. Bunun içinde ne var Savaş? Önemli bir şey var. Çünkü Haluk'la biz bu yüzden kavga ettik. Çok önemli bir şey var bunun içinde. Peki neden bana söylemedin? Sana yardım edeceğimi biliyorsun. Evet, ederdin. Ama işin içinde Haluk var. Ne olduğunu bilmiyoruz. İçinden ne çıkacak bilmiyoruz. Tehlikeli olabilir. O yüzden seni karıştırmak istemedim çok. Abi, ben seninle İzmir'e kaçmaya kalkan kızım, biliyorsun değil mi? O zaman da işin içinde Haluk vardı. Biz bunu dinledik mi dinlemedik? Kafamıza koyduğumuzu yaptık mı yaptık? Ne değişti şimdi? Tekme attığım için özür dilerim. Sağ ol. Benim aklıma ufacık bir şey takıldı da. Bu kasetin annenin odasında olduğunu nereden biliyordun? Başka nerede olacak Nazlı? Yani bu Haluk'la ilgili bir şey değil mi? Evet. Sen bunu o zaman Haluk'un çalışma odasında arayabilirdin. Sen yine bana bir şeyleri eksik anlatıyorsun ve ben anlamıyorum yani, toparlayamıyorum. Bu durum kafam almıyor. Tamam Nazlı, hadi ver onu. Çünkü ben oyun oynamıyorum ve acelem var. Hadi ver. Savaş, bence sen çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun ve bunun farkında bile değilsin. Hadi anlat her şeyi, anlat. Bekliyorum. Levent anlattı her şeyi. Oldu mu? Her şeyi Levent'ten öğrendim. Oldu mu? Levent'ten mi öğrendin? Aynen öyle. Ya bunların hepsi bir oyun. Senin bu eve gelmen, böyle davranıyor olman. Ya adam resmen seni kullanıyor, kendini kullandırtıyor musun ona? Nazlı, insan yalnız kalınca sırtını birine yaslamaya ihtiyacı duyuyor. Ben senin yanında olmaz mıyım ya? Ben sana yardım etmez miyim? Sen niye yalnızsın? Ben bunu sana hayatta vermem. Ya annenin başına bir şey gelirse? Adam seni kullanıyor. Kullanıyorsa kullanıyor Nazlı. O insanların hepsi benim canımı yaktı Nazlı. Ben de onların canını yakacağım. O da bu kaset sayesinde olacak. Senin bu işe karışmanı istemiyorum, tamam mı? Oyun oynamıyorum çünkü. Hadi eyvallah. Bence sen oyun oynuyorsun.